Şimdi de Amon Kimya'nın konuğu oluyoruz ve yanımızda da firmanın genel müdür yardımcısı Sayın Necmettin Özsüren beyefendi bulunmakta. Necmettin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Necmettin Özsüren. 1987 İskenderun doğumluyum. İlk orta ve lise öğretimimi İskenderun'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Ankara Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde lisans eğitimi tamamladım. Daha sonrasında Kanada'da master eğitimi tamamladıktan sonra tekrardan İskenderun'a döndüm. Burada da makine mühendisliği yüksek lisans halen devam ediyor. Bize firmanızdan bahseder misiniz? Merkezimiz İskenderun'da ve fabrikamız Hatay Erzin'de bulunmaktadır. Yaklaşık 25 dönüm bir alan üzerindeyiz. Bu alan üzerinde yaklaşık 7000 metrekaresi kapalı, geri kalanı açık bir alan ve tank depolarımız ve gübre ve diğer kimyasalları depolayabildiğimiz bir depomuz mevcut. Hatay Erzin bölgesindeyiz. Bununla beraber Adana Organize Sanayi'de de depolarımız mevcut. Türkiye'de birçok önde gelen firmasının kimyasal ham maddesini tedarik ediyoruz. Hem sahip olduğumuz lojistik araçlarımız, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzman bir ekiple müşterilerimizin ihtiyacı olan ham maddeleri kendilerine tedarik etmekteyiz. Bununla beraber aynı zamanda üretim olarak basınçlı kapların üretimini yapmaktayız. LPG tankerleri, yeraltı, yerüstü basınçlı kaplar üretimi yapmaktayız ve bunun ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık %60-%70'ini yurt dışına ihracatını yapmaktayız. Ayrıca makine sektöründe birçok çelik konstrüksiyon projesi, hidroelektrik santrallerinin çelik projeleri, her türden basınçlı kapları üretebilecek bir altyapıya sahibiz. Bununla beraber çelik üretiminde 38-34 ve TSE'den, Türkiye Sanatlar Enstitüsü'nden üretim yeri yeterliliğine sahip. Aynı zamanda Türkiye'de tehlikeli madde taşımacılığı yapan tankerlerin ve tankların muayenelerini yapabilecek bir muayene istasyonumuz var iş yerimizde. Bunların yıllık teknik muayenelerini yapıyoruz. Kimya bölümünde ise daha çok yurt dışından sanayimizin ihtiyacı olan ham maddeleri tedarik etmekteyiz. Ve tedarik ettiğimiz ürünleri kendi araçlarımızla, kendi tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzman ekibimizle kendilerine ulaştırmaktayız. İhracatımızı şirket olarak da her dönem artırdık. Son 4 senede her sene üzerine %30-%40 koyarak ihracat rakamlarımızı büyütüyoruz. Şu anda yaptığımız yıllık cironun yaklaşık %50'si, %60'ı ihracata gidiyor bizim. Dolayısıyla bu anlamda hem iç piyasa hem dış piyasa çalışmalarımız devam ediyor. Peki Necmettin Bey, ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Firma olarak her geçen gün yatırım ve ileriye dönük daha geliştirebileceğimiz konulara bakıyoruz. Kendi bünyemizde bir Ar-Ge ekibimiz var. Bununla beraber bölgemizin de bulunduğu konumdan faydalanarak lojistik avantajlardan faydalanıp şirketimizi büyütmek adına hamleler yapıyoruz. Türkiye'de birçok farklı noktasında depolama kapasitelerimizi artırıp yeni şubeler açarak müşterilerimize daha yakın olmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca bulunduğumuz fabrikamızda, ana merkezimizde, ana fabrikamızda yine yeni yatırımlar yapılarak lojistik ve depolama kapasitemizi artırarak özellikle gübre kimyasalları ve gübre tedariğinde müşterilerimize destek vermek istiyoruz. Şimdi de firmanın kurucusu ve genel müdürü Mehmet Özsüren'le beraberiz. Mehmet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Özsüren kimdir? Mehmet Özsüren 1960 İskenderun doğumlu. Esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba ticari hayatında birlikte yanında çalıştık. İlk orta lise öğrenimini bitirdikten sonra da sürekli yanındaydık. Yani ticari hayata küçüklükten intikal ettik. Ben 7 yaşındayken babamın konfeksiyon ürünlerinden bir tanesini sattığımı hatırlarım ceketi olarak. Böyle bir ticari hayatın içerisinden geldiğimizden dolayı sürekli bundan sonra ne yapabiliriz? Nasıl daha işi geliştirebiliriz? Nasıl daha çok kazanabiliriz? Nasıl daha çok hizmet verebiliriz düşünceleriyle işte iş geliştirmeye başladık. Babamız bizi bu konuda hep destekledi.
İşte bir mağazaydı, iki mağaza oldu. Beyaz eşyaydı, bu sefer farklı sektörlere girdik. İşte döviz bürosu işlettik, inşaat sektörüne girdik. Genelde her girdiğimiz işte çok şükür başarılı olduk. Ailemizi geçindirdik, birikimimi yaptık. Peki Mehmet Bey, genç girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Çok güzel bir soru. Öncelikle bir hedefleri olacak. Yani bir vizyon taşıyacaklar. O vizyonlarını, hedeflerini geleceğe taşıyacaklar. Hayalleri olacak. O hayallerini hem peşinden gidecekler hem de gerçekleştirmesi için her fırsatta uğraş verecekler. Hiçbir şey yani erişilmez değil, ulaşılmaz değil. Mutlaka ulaşılır, erişilir. Yeter ki gayret olsun. O hedefe kilitlenilsin, odaklanılsın. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin gençliği bu konuda inancını kaybetmediği ölçüde her türlü şeyi gerçekleştirebilir. Yeter ki imkan verilsin. Bunun için hem devletin hem de özel sektörün ciddi bir şekilde gençlere destek vermesi gerekiyor. Biz de gençliği destekliyoruz. Onların hayallerine ortak olmak isteriz.